Çanakkale Eğitim Sen Şube Başkanlığındaki basın toplantısına Şube Başkanı Talat Koç, yönetim kurulu üyeleri ve öğretmenler katıldı. Tamam. Ülke genelinde binlerce öğretmenin görevden alındığını, Çanakkale'de kendi sendikalarına üye olan bugüne kadar 7 öğretmenin açığa alındığını belirten Şube Başkanı Koç sözlerini şöyle sürdürdü. Şu aşamada sabah aldığınız bilgilerde böyle bir durum yoktu. Şu anda yeni ilimize tayin olan iki arkadaşımızın açığa alınması durumu var. Yani önceden de 5 arkadaşımız açıktaydı. Bunların dönmesiyle ilgili çabalar verirken iki arkadaşımız daha eklendi. Ama bu mücadelemizi zayıflatmayacak. Burada şunun altını çizmek gerekiyor. Eğer darbe karşıtı ise şu anki iktidar, yaptığı işlemlerin darbe yöntemleriyle olmaması gerekiyor. Ama görünen o ki darbeyi bir fırsata çevirip yapılan işlerin hepsi darbe işleri. Ve tamamen çok basitinden bütün bu kadar süreç içinde eğitim ve bilim çalışanlarının güvencesizleştirilmesi çok mu acildi? Ama ne oldu? Şu anda yeni öğretmen alımında, sözleşmeli öğretmen alımına geçildi. Yani esas amaç emekten doğru mücadelelerini pasivize edip diğer taraftan piyasalaştırma ve sermaye alan açma. Diğer taraftan 15 Temmuz süreci bir dinci kalkışma, dinci darbe girişimiydi. Buna karşı önlem alındı mı? Ne olabilir buna karşı önlem? Bütün yurtların, bütün kamulaştırılan okulların kamuya açılması ki bunun aksine hepsi İmam Hatip Lisesi, ortaokulu falan yapıldı. Bütün yurtların, kamulaştırılan yurtların parası devlet tarafından işletilmesi gerekirken ticarethane haline getirildi. Yani bu şu anki iktidarın 15 Temmuz darbesinin mantığıyla bir sorunları yok. Aynı şeyi katlanarak kendisi de yapıyor. Bizim üyelerimiz alana çıktığında her zaman hareket noktası uluslararası sözleşmeler, anayasa ve yasalardan ve sendika olmaktan kaynaklanan haklarımızı kullanıyoruz. Bu konuda özellikle iktidarı gerçekten demokratikleşmek, gerçekten darbe önlemek, Türkiye'de gerçekten darbe şartlarını önlemek gibi bir hedefi varsa bir an önce bizim söylediklerimizi dikkate almak ve bizden ders almak konusunda çaba vermeye davet ediyoruz. Hala bu konuda yol almış değil ve hala inatla yanlışa sürükleyecek, ülkeyi bir anlamda felakete sürükleyecek işlerde devam ediyor.